Herkese tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Alt menülerden bahsediyorduk. Video uzun olduğu için alt menüleri ikiye bölmek durumunda kaldım. Hazırlık ve kahramanlardan bahsetmiştim. Şimdi arkadaşlar liderlik tablosu, başarılar, yarışma ve çanta bölümünden bahsedeceğim. Oyunla ilgili tanıtım kısmını sona erdirmiş olacağım. Daha sonra da farklı aklımdaki planlarla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza geçelim. Liderlik tablosu. Bakın. Bizi şimdi şurada ayarlar kısmında her hafta pazartesi günü olmak üzere bizi bakın İstanbul, işte Tuzla ya da daha da küçük bir semti varsa bu şekilde buradan ünvan veriyor her pazartesi. Türkiye derecesine girerseniz de ustadan ünvan veriyor. Bu da aylık. Bu aylık. Lider tablosuna geldiğinizde bu ünvanları işte bu İstanbul, Kocaeli, işte Adana neyse yani No 9, No 8 bunları alabildiğiniz yer şurası sokak kısmı. Sokak kısmında şimdi siz bir oyunu kazandığınız zaman size bir sokak puanı verir, bir de MMR verir. Sokak puanı tamamıyla burada kullanılan bir puandır. Şimdi mesela Türkiye derecesinde ilk 10 Lolita ile ilk 10'a girmeniz için bakın gereken kahraman gücü 4086. Yani sizin 4086 puan aldığınız zaman Lolita'da Türkiye No 10 oluyorsunuz. Tabi bunun farklı şeyleri de var. Yani mesela Lolita çok oynanıyor. Minotaur'a geldiğiniz zaman bakalım. Minotaur'da 3885 gördüğünüz gibi. Yani 3885 olduğunuz zaman Türkiye No 10. Hatta ayın birinde eğer 3885 puanınız varsa şu an için söylüyorum. Türkiye No 10 Minotaur'u bir aylık süreyle kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sokak puanı bu işe yarar. Sokak puanı sizin burada ilçe ve il sıralamanızı gösteren puandır. Toplam puan. Ve her hafta pazartesi günü saat 16'da yenilenir. Başarılar kısmı da yine buradan aldığınız işte oyundan aldığınız bu sunucu veya arkadaşlar kısmı. Buradan biriken puanları da sıraya koyuyor. Çok önemli değil. İşte kahramanlara geldiğiniz zaman burada da bakın sokakta sokak puanı, yerel birim, yerel üçüm, yerel beşim diyorlar ya mesela orada da MMR devreye giriyor. MMR sizin global sıralamanızı sağlayan, global sıralamanızda ilerlemenizi sağlayan şeydir. Sokak puanı değil. Mesela yine Mino'dan açalım. Mino'da şu anda global dünya sıralamasında bir ünvanı şu anda şu adamda. Minan bilmem neydi. 3513 MMR'ı var. Bakın MMR'ı. Yani MMR'ı var. Sokak puanı 3513 değil. Muhtemelen daha da fazla. Sunucuya geldiğiniz zaman da adamlar oyunu kaldırabilmeleri için oyunun kaldırılabilmesi için şöyle bir şey yapmışlar. Sallıyorum şu anda bilmiyorum. Türkiye'de mesela Türkiye'den oynayanları belki 100 server'a bölmüşler. Bu 100 server'da her sıralama farklı olmak üzere 100 tane her kahramandan yerel bir var. Yani mesela benim oyunumda Minotaur'un yerel biri şu Old School denilen arkadaş. Ben de yerel 5'im. Siz oyununuzu açtığınız zaman yerel bir old school olmayabilir. Farklı birileri olabilir. Kaç tane sunucuyla bu hizmeti veriyorsa burada bunu görebilirsiniz. Oyunlarda da zaten yerel birim, yerel üçüm oradan geliyor. Karizma geldiğiniz zaman da size işte oyunlarda verilen hediyeler vesaire. Yine hediye ve karizma, beğeniler gibi izlenme, takipçiler. Bu şekilde ekipte burada en iyi ekipleri görebiliyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam ilk ona girdiğiniz zaman, o sezonu bitirdiğiniz zaman şu mor tik işaretini veriyor. Onaylı ekip gibi bir şey oluyor. Bu da usta. İşte ustalık çıraklıktan alabildiğiniz bir yer. Yani usta çırak vesaire gibi. Dediğim gibi sokak puanı size İstanbul No 1, İstanbul No 2, Tuzla No 5, Pendik bilmem ne gibi puanları veren yer. Kahramanlar kısmında da size global şuyum, yerel şuyum, buyum gibi yerleri aldığınız, ünvanları taşıdığınız yer oluyor. Bunlar da lider tablosunda. Başarılar arkadaşlar. Başarılar bence takip edilmesi gereken bir yer. İnanılmaz savaş puanı ve bakın 1000 mesela buraya ulaştığım zaman seviye 70 olduğum zaman 1000 nişancı puanı ve 25 premium kostüm parçası veriyor. Bunlar da inanılmaz sizin amblem setinizi geliştirmenizi sağlıyor. Bazıları çok basit. Hemen yapabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz. İşte oyun paylaştığınız zaman bile veriyor yani. Burada da puanı biriktirdiğinizde 180 bölü 100 binde 1000'i bulduğunuz zaman size
Şu anki hediye veriyor. Bu hep değişiyor zaten. Bakın benim aldıklarım ta oyunun başından beri 1000 tank, 1000 orman parçası, 1500 fiziksel parça, böyle böyle 500 iksir, görüyor musunuz? Zaten en üstmüş bu. Buraya kadar alabiliyorsunuz. Bunları da sizi daha hızlı geliştiriyor. Yarışma kısmı da arkadaşlar şöyle. Arena yarışması oluyor. Burada derece önemli. Yani mesela Mistik Zaferler oyuna girdiyse adam Mistik Zaferleri veriyor bu oyunu. Yani ustayken bu oyuna girebilmeniz biraz zor. Ya da ne bileyim büyük ustayken vesaire. Şafak Fatih'ine girebiliyorsunuz. Şafak Fatih'inde de ülkenizi yine temsil edebiliyorsunuz. Yani şöyle düşünün. Şafak Fatih klasik bir oyun diyelim. Pardon. Arena yarışması da sıralı. Yani en yüksek rütbeye sahip olan kişilerin oynayabildiği bir oyun. MCL'de her hafta cumartesi günü akşam saat 20'de başlıyor arkadaşlar. Bunda da yine bir bakın şampiyon listesi geldi. Şampiyon olan takımları görebiliyorsunuz. Benim geçmişimde de ben oynuyorum yani bayağı kaçamamaya çalışıyorum. Bakın burada haftalık bu aylık mesela şu sarı gördüğünüz kupa aylık olarak bende ünvan görünüyordu. Bunları da görebiliyorsunuz. 20 size kazandığınız zaman zaten bilet hediye ediyor muhtemelen. Büyük ihtimalle çıkıyor. Ya da 20 elmasa bilet alıp ön satın almanız lazım. Ve 20 elmasa da ön satın alıp bedava. 20 elmasa da bilet alıp cumartesi günü saat 20'de girebiliyorsunuz. Bu karışık geliyor. Yani siz mistikseniz efsane bile gelebilir. Epic takım da gelebilir. Yani o bir saatlik kısımda size bunu veriyor. Çantada arkadaşlar aldığınız deneme kartlarıdır. İşte yıldız parçasıdır. Ne bileyim XP kartlarıdır. Bunların hepsinin bulunduğu yer. Deneme kartlarını buradan görebilirsiniz. Paketler. İşte hazırlık. Amblem mesela. Bakın benim 991 sihir tozum var. Onu da işte savaş amblemini yükseltmek için biriktiriyorum. İşte tank suikastçı büyücüyü 60 yaptım. Bu da çok önemli. Bununla ilgili bir videom vardı arkadaşlar. Alt bölümde bu kadar. Alt kısımda bu kadar arkadaşlar. Yani aklınıza takılan herhangi bir soru varsa bana sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Yorumlarda gördüğüm zaman en hızlı şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Beğendiyseniz arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Faydalı olmaya çalışıyorum. Şu anda fazla oynayamadım. O yüzden efsanede kaldım ama ben size göstereyim şuradan. Yani 380 maç yapabilmişim. Çok da yapamadım. Takım olmayınca da biraz zor oluyor tabi. Bir sonraki videomda arkadaşlar oyunla ilgili temel bilinmesi gereken birkaç bilgiden bahsedeceğim. 10 tane bilgiden bahsedeceğim. Yani hiç bilmeyen birisinin bile bilmesi gereken 10 tane konu belirledim. Onlarla ilgili video yapacağım arkadaşlar. Bunu unutmayın. Beni takip etmeyi de unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.